Sayın Protokol, değerli basın emekçileri, sevgili misafirler, Sosyal Demokrasi Vakfımız ve Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında birlikte düzenlemiş oldukları Kardeş Türküler Konseri'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlamadan önce, bu etkinliği düzenlememizde bizlere destek veren Küçükçekmece Belediyesi emekçilerine teşekkür ederim. Ve yine bu süreçte sadece desteğini değil, aynı zamanda dostluğunu da bizimle paylaşan Sayın Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye özel olarak teşekkürlerimi sunmak isterim. Değerli konuklar, hepinizin bildiği üzere kutladığımız Barış Günü aslında Almanya'nın Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olduğu günün, yani 1 Eylül 1939'un unutulmaması için kutladığımız bir gündür. Milyonlarca asker ve sivilin yaşamını yitirdiği insanlık tarihinin en kanlı savaşını sürekli anımsamak ve her zaman barış, mutlak barış diyebilmek için Dünya Barış Konseyi tarafından 1 Eylül günü Dünya Barış Günü olarak kabul edilmiştir. Savaşın yıkıcılığına dünyanın hemen her yerinde tanık olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Ama özellikle içinde bulunduğumuz, bir parçası olduğumuz Orta Doğu ve Balkanlarda savaş sıradanlaşmış, barış Kaf Dağı'nın ardındaki bir düş bile olamayacak uzaklığa sürüklenmiştir. Kışkırtılan milliyetçilik, doğal kaynakların paylaşımı, başta ABD ve Rusya olmak üzere emperyalist ülkelerin kavgaları, bu coğrafyada yaşayan insanları ölüm, acı, kan, gözyaşı, yoksulluk ve yoksunluğa mahkum etmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada manzara maalesef budur. Anadolu toprakları ise yüzyıllardır iki politik hattın mücadelesine tanıklık etmektedir. Bunlardan biri baskıcı, otoriter, toplumdan uzak, bir zümreyi kayıran gerici bir hattır. Diğer hat ise bizlerin de içinde bulunduğu ilerici, demokrat, eşit yurttaşlığı savunan, çoğulculuğu, kardeşliği içselleştirmiş, bedel ödeyenlerin oluşturmuş olduğu bir siyasi hattır. Dili, dini, etnik aidiyeti, mezhebi, teninin rengi nedeniyle aşağılanan, ötelenen, sömürülen, ezilen ve öldürülenlerin yanında saf tutan bir hattır. Ve bizlerin içinde bulunduğu bu hattın parçası olmak demek, Mehmet Çelebi ve onun düzenine, vergilerine baş kaldıran, bu yüzden Serez'de idam edilen Şeyh Bedrettin olmak demektir. Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir diyen ve dar ağacında bile yolundan dönmeyen Pir Sultan Abdal olmak demektir. Fakir fukarayı incitmen sakın, mal yemez tamahkar zengine bakın diyerek Bolu Bey'ine meydan okuyan, yoksuldan yana olduğu için eşkıya denilen Köroğlu olmak demektir. Ordular yönetmiş, büyük zaferler kazanmış, ömrü cephelerde geçmiş olmasına karşın yurtta barış, dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk olmak demektir. Benim sizden kendim için istediğim hiçbir şey yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk dizeleriyle sadece yaşadığı ya da sürgün olduğu topraklardaki insanların değil, Hiroşima'da ölen 7 yaşındaki kız çocuğunun acısını da yüreğinde taşıyan, dile getiren bir dünya şairi olmak, Nazım Hikmet olmak demektir. Ve bugün
O politik hattın bir parçası olmak demek, yüzlerce kilometrelik yolu günlerce yürüyerek Anadolu'nun her karışında hak, hukuk, adalet diye haykıran, barışı örgütleyen Kemal Kılıçdaroğlu olmak demektir. Uydurma gerekçelerle aylardır hapis yatan, buna rağmen bırakın umutsuzluğa kapılmayı da umudu örgütleyen, barış içinde bir arada yaşanacak bir ülke için çaba göstermekten vazgeçmeyen Selahattin Demirtaş olmak demektir. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanmış lüks düşkünü kayyumlara teslim olmayan, halkın iradesinden başka irade tanımayan belediye başkanları olmak demektir. İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler diyerek parti örgütünü önderlik eden 25 yıllık eşitsizliğe, adaletsizliğe ve haramilerin saltanatına son veren ve yine bu nedenle iktidarın mahkemelerinde yargılanan Doktor Canan Kaftancıoğlu olmak demektir. Adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti diye meydan okuyan, tekrar tekrar sayılan oylara, muktedirin seçim kurullarına, tekrar eden seçimlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan kimsenin hakkını yemeyip temsil ettiği toplumun da hakkını yedirmeyen Ekrem İmamoğlu olmak demektir. Değerli dostlar, etnik ve dini farklılıkların, çatışmanın, savaşın, ölmenin, öldürülmenin nedeni değil, kültürel bir zenginlik olarak görüldüğü, çoğunlukçu demokrasinin yerine çoğulculuğun aldığı, bilginin ve teknolojinin savaşı değil, birlikte, kardeşçe ve huzur içinde yaşamayı öncelediği, tarım arazilerinin zarar görmediği, halkların kültürel mirasının yok edilmediği, yeraltı ve yerüstü kaynakların doların yeşiline kurban edilmediği, sadece sesi fazla çıkanın ya da örgütlü olanın değil, herkesin, kimsesizlerin de sesini duyabildiğimiz, hakları için mücadele edebildiğimiz bir ülke ve dünya özlemidir bizleri bir araya getiren. Barıştır ipine sarılıp kör kuyulardan kurtulmamızı sağlayacak olan, şairin dile getirdiği gibi, çocuğun gördüğü düştür barış, ananın gördüğü düştür barış, ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Herkesin kardeşim demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kuracağız demesidir. Ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle. Dostlar, kardeşleşeceğiz, kardeşçe türküler söyleyebileceğiz. Eşitliği, özgürlüğü, adaleti ve barışı ülkemizde ve dünyada birlikte egemen kılacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.